21 Temmuz 2024. Burası Artvin Yusupeli, Tekkare Köyü, Küsara Yaylası ve burada bugün gün içerisinde çok güzel bir festival olacak. Ben de sizlere elimden geldiği kadar hem festival alanını hem de buradaki insanların hatırasını ve bir yayla şenliğini yansıtmaya çalışacağım. Şimdi festival alanına girdik ve yavaş yavaş oyunlar başladı. Birazdan güreş de olacak bu sahada. Şöyle başladığımız zaman Yaylanın çimlerine ati bağladım ati. Salında gel yanıma, sen benim ödüm zati. Sahada güreş ve insan güreşi, değişik oyunlarla burada olacağız. Arkada zaten güzel bir ormanı ve tam bir yayla festivalini görebiliyorsunuz. Yaylanın çimlerine ati bağladım ati. Yolda gel yanıma, sen benim en kızartı. Festival alanında Hüseyin dayı var mesela. Hüseyin dayının oraya doğru devam edeceğiz. Hüseyin dayı biliyorsunuz ta 90 yaşında amcamız ve halen daha barın başında yer alıyor. Hüseyin dayı merhaba. Hüseyin dayı yaş kaç dayı? Ya 88 hala geç ya. Maşallah. Görüyoruz Hüseyin dayı 88 yaşında halen daha barın başında yer alıyor. Burası Tekkare Köyü ve yayla şenliği başladı. Sizlere gün içerisinde değişik kareler de paylaşmaya çalışacağım. Birazdan insan güreşi de başlayacak. Köyün muhtarı da burada. Muhtarım hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Hoş geldiniz. Yaşar abi merhaba, selamlar. Merhaba, Hüseyin de selamlar. Nasılsın abi, merhaba. Merhaba abi. Canım hoş geldin. Tamam, merhaba. Oh, ay nasılsın? Merhaba. Festival devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkada şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel bir orman ve hemen altında her yerden gelen misafirlerle beraber evet Hüseyin dayı merhaba, nasılsın, merhaba. İyi misin? Merhaba, teşekkür ettik. Abi de işte yayla festivali dedik, geldik eğlenceye bakalım bak hayırlısı. Şu anda Tekkare Köyü'ndeyiz. Tekkare Köyü'nün Küsara Yaylası'ndayız yayla. Ve yayla şenliği var. Burada sadece yayla şenliği de insan güreşi değil, çeşitli aktiviteler hepsi, de oluyor. Her çeşidi var yani, eğlence olarak. Yayla festivalimizin senede bir defaya mahsustur. Yayla göçümlerinde, şu yaylanın adına burada bir, her sene bir festivalimiz vardır. Eğlencemiz vardır, güreşimiz vardır, her şey mevcuttur yani. Kurban keseriz, kavurmalarımız vardır.
Maşallah. Hüseyin de evet. Festivalde biraz önce barda başı çekiyordun. Maşallahın var. Yaş kaç dayıcım şu an? Yaşta 88 dedik de. Maşallah. Bu genç yaşta ihtiyarlara karışırız. Gençleri de. Ben şimdi bazılarına ki sizin yaşınızda ben de gelsem ben de ihtiyaç edem gülüyorlar. Ne yapalım? Ha? Evet. Ben şimdi bazen seninle tokalaşıyoruz eski bir pehlivan olduğun için. Ellerini vermiyorlar. Uşaklarda elleri sakat ölüyormuş. El vermeyen de var değil mi? Çok. Biraz önce sandalyeden kalkarken mesela. Adam kolumu aldı ya ceyren çarptı az kaldı düşer ne yapayım. Yani? Çocuğun omzuna elini koydun maşallah bir tarttı sağa sola. Şimdi ağırlık gördü. Dayıcım sen şimdi mesela buradaki güreşen pehlivanları izliyorsun. Evet, yani bundan güreşçi olur veya bu kişiden olur olmaz diye bir yorum yapabiliyor musun sen kendi kendine? Bu an için hala güreşlere bakmadık, tezgah hala yapılmadı ki. Evet. Ona göre neticede o işi biz de yaptık ya. Evet. Ama bir normalde zamanları mesela baktın diyelim ki şu anda yeni başlamış bir güreşçi kardeşimiz var. Ona mesela böyle baktığın zaman gözünden evet bundan pehlivan olur. Bazı oyunlara denk geldiği zaman yapamayacak kuşlarda ben bu yandan kıvranıyorum artık. Buradan yapsa bu oyunu beceremediği için biraz canım sıkılıyor benim. Neredeyse sahaya girecek gibi oluyorum diyorsun. Ne yapalım hadi bu genç ya bu yılların şeyi ya yılların. Dayıcım merhaba nasılsın? Merhaba merhaba sağ ol teşekkürler. Zamanında Nihat Kabanlı'ndan da Hüseyin Gürsoy, Ali Demir, Mehmet Demir, İbrahim Hancı'nda hep bir aradaydı. Fahir Pelvan eskilerden beri devamlı meydanlardaydı biz de ama. Evet. Şimdi rahmetli Artvin'de Gürcü Hüseyin'imiz var dedi de. Burada Nihat Kabanlı'yı bir yıktım da vermedi. Hakim Asal'da hakim uğradı. Silah çekti meydanda da. Ne günleri yaşadım biz eskiden. Yani sen yıktın diye öyle oldu yıktım, değil mi? Yıktım vermedi. Ne alaymış? Avrupa şampiyonuymuş. O da dedi ki lan bu Avrupa şampiyonu olacak, bu da dünya şampiyonu olacak dedi. Maşallah. Çocuğu manevete dünya kıyasın dedi. Rahmet sen, tabii ya. Avrupa şampiyonuna burada böyle bir meydan verince otomatikman. Ne yapalım işte bu devir ile her sene için biz ama yetişti yetişenden beri her sene bu yayla köşeğinde festivalimiz devam ediyor. Evet. Hem de eğlencemiz de oluyor. Kurbanlarımız kesiliyor. Ben ne bileyim işte. Bu gelenek böyle devam edecek. Devam ediyor hala bakalım. Yani hayırlısı. Şimdi diğer köylerde malum artık şeye geçilmeye başladı. Boğa güreşine, evet, öküz evet, güreşi evet falan filan ama Tekkale köyü zaten gerçekten tam pehlivan yatağı. Eskiden her hafta güreş olurdu köyde, köyümüzde, mahallelerde. Sonra boğa güreşimizi de ilk biz yaptık çok zamandan beri. Evet. Ondan sonra orayı kaybettik. Atış devam ediyor adam güreşine ne yapalım. Üst üzerinde belki festival kültürünü ilk geliştiren Tekkale köyü. İlk bizim buradır evet. İlk buradan çıkmıştı festival orayı. Şu anda da izlediğimizde zaten çok coşkulu başladı. Böyle de devam edecek. Akşam saatlerine kadar devam eder. 20-30 sene evvel festival diye bir şey yoktu. Tekkale çıkardı. Tekkale'de vardı bu. Yıllardan beri gelmiş geçmiş devam ediyor. Hatta yayla yollar diye festivalimiz vardı. Oraya yolla çıkamıyoruz. Problem biraz. Göllerimiz vardı eskiden. Yaylada yapardı bu festivali. Aleykümselam. Aleykümselam. Röportaj yapıyorsunuz diye tokalaşmayayım. Ya yok, ne yapayım fark etmez canım. Sağ ol teşekkürler. Sen abi merhaba. Tokalaşayım ki sağlam gezersiniz. Tamam. Cennem vereyim ki Ceylan Miraç'ı da düşürmesin sizi de. Şimdi Hüseyin dayı buradaki festivalin öncesinde bir kurban kesiliyor ve dağıtılıyor. Evet. Kurbanın mesela kesim sebebi nedir? Mesela neden kesiliyor? Var mı geçmişi? Eskiden bizim geçmişlerinden duyduğumuza göre işte bu seller meller geliyor ya onların evet adına bir köy olarak Allah razı olsun bir kurban adetmişler. Her yılda o festivallerde o kurbanı devam ettiriyoruz, kesiyoruz. Halka yani parasız olarak. Yani çok büyük afetler geldi. Siz de evet, ona evet yönelik bir kurban kesimi oldu. Evet. Bu yavaş yavaş böyle yayla şenliğine dönmeye başladı hazır evet toplanmışken. Evet. Böyle de gelenekler devam ediyor. Evet. Seni şimdi ben birazdan yerinde de çekeceğim güreşleri takip ederken. Evet. Çünkü eski bir pehlivansın, çok da meşhursun. Maşallahın var. Halen daha da çok zihindesin. Allah sağlık evet uzun ömür versin inşallah. Ha, yaptı o işleri de ya. Bakalım hem takip ederken nasıl evet sağdakilere böyle olacak mı bir taktiğin? Ya böyle konuşmak ölmüyor da şimdi çoğu kere güleş adam orada oyunu haline götüreceğiz zamanı yanındaki arkadaşları bir rahatsız ederim. Aha tuttum atacağım, ha şuğuracağım diye yanındaki arkadaşları bir rahatsız duramıyorsun değil mi dayı? Otomatikman bir refleks veriyorsun. Yapılacak oyunlara baktığımız zaman beceremediler mi bu yandan? Kendi oyununa bazen kendi oyununa tabii yeniliyor. Tabii, geliyoruz zaten. Ne ayda? Tam diyorsun ki kendi oyunu yapacakken yine evet, diyorsun. Evet. Orada dayanamıyorsun. Kendini
Alkışlıyoruz pehlivanlarımızı. Maşallah subhanallah. Şevket bir saniye. Rakibini kaldırıyorsun. Şimdi böyle bir yoldan festival alanına doğru geliyorsunuz. Ben şimdi festival alanından yavaş yavaş artık noktayı koyuyoruz. Burası Tekkale Köyü, Küsaray Yaylası ve Yayla Şenliği'ndeydik.